Burada verilen ifadelerin sonuçlarının rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğunu bulmamız istenmiş. Soruya geçmeden önce rasyonel sayının ne olduğunu bir hatırlayalım. Rasyonel sayı, mesela x bir rasyonel sayı olsun, x bir rasyonel sayı olsun, rasyonel bir sayı olabilmesi için x iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edilebilmeli. Burada olduğu gibi m ve n iki tam sayı ise x m bölü n'ye eşit olabilir. Ama elimizde irrasyonel bir sayı varsa bu eşitlikten bahsedemeyiz. Evet, rasyonel sayının ne olduğunu hatırladığımıza göre, hafızamızı tazelediğimize göre şimdi soruya geçelim. 9 rasyonel bir sayıdır. 9'u 9 bölü 1, 18 bölü 2 ya da 27 bölü 3 olarak yani iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edebiliriz. Peki 45'in karekökü hakkında ne düşünüyorsunuz? 45'in karekökünü 9 ve 5'in çarpımının karekökü olarak yazabiliriz, değil mi? Ya da 9'un karekökü çarpı 5'in karekökü. Peki bunun sonucu ne olur? 9'un karekökü 3'tür. O halde 3 çarpı 5'in karekökü. Bununla birlikte bu ifade 9 artı 3 karekök 5 halini alır. Şimdi bu ifadeyi inceleyelim. 5'in kare kökü irrasyoneldir. 3 rasyonel bir sayı olmasına rağmen rasyonel bir sayının irrasyonel bir sayıyla çarpımı irrasyonel bir sayı verir. Aynen burada olduğu gibi. 3 çarpı 5'in kare kökü. Son olarak irrasyonel bir sayı ile rasyonel bir sayıyı topluyoruz değil mi? Toplam yine irrasyonel olacaktır. O zaman birinci ifade irrasyoneldir diyebiliriz. Şimdi bu ifadeye geçelim, bakalım burada ne varmış. 45'in kare kökünü az önce yazdığımız, az önce yazdığımız şekilde yeniden yazabiliriz. Yani kare kök içinde 9 çarpı 5. Payda ise 3 kare kök 5. Sadeleştirmeye devam edelim ve payı 9'un kare kökü çarpı 5'in karekökü olarak yazalım. Pay yine aynı. Bu 3 karekök 5 bölü 3 karekök 5'e eşit olur. Bu bölme işleminin sonucu 1'dir. Ve 1 kesinlikle rasyonel bir sayıdır, öyle değil mi? Çünkü 1, 1 bölü 1, 2 bölü 2, 3 bölü 3 şeklinde ifade edilebilir. O halde bu ifade rasyonel bir ifadedir diyebiliriz. Ve sıra son ifadeye geldi. Burada 3 çarpı 9'un karekökü var. Peki 9'un karekökü nedir? 3. O halde bu ifadeyi 3 çarpı 3 olarak yeniden yazabilirim. O halde 9 az önce de bahsettiğimiz gibi rasyonel bir sayıdır. Çünkü 9'u 9 bölü 1, 27 bölü 3 veya 45 bölü 5 olarak ifade edebilirim. Kesinlikle rasyonel bir sayı.